Alaaddin Aktaş, ne kadar faiz o kadar döviz. Bu ayı bitirdiğimizde yeni ekonomi yönetiminin benimsediği rasyonel zemin tercihinde ya da zorunluluğunda 7 ay 7 ay gibi tam eşit iki dönem oluşacak. Ama bazı veriler anlamında son tarih olan 5 Temmuz'da birbirine yakın iki döneme işaret edecek. Peki bu yedişer aya yaklaşan iki dönemde de rasyonel zemin çerçevesinde yürütülen politikalar söz konusu olduğuna göre bazı göstergelerde niye çok farklı bir sonuç çıkmış? Geçen yılın son 7 aylık dönemi ile bu yılın ilk 7 ayı arasında nasıl bir fark mı var? Bu farkı tek bir yönden ele aldım, yurt dışında yerleşiklerin Türkiye'ye bakışı. Başka yönlerden de değerlendirme yapılabilir tabii ki. Yurt dışında yerleşiklerin bu 7'şer aylık dönemde Türkiye'ye olan ilgisine bakınca dışarıda yapılan değerlendirmenin ne olduğu çok rahat görülebiliyor. Faiz yüksek mi? Faiz, okey. Kur uzun süre artmayacak değil mi? Kur, anlaştık, okey. Bana oradan 300-500 milyon dolarlık DİBS ayır, geliyorum. Yani başlıktaki durum, ne kadar faiz, o kadar döviz. 2 milyardan 10 milyara. Yurt dışında yerleşikler geçen yıl Haziran'dan itibaren 7 ay boyunca net 2 milyar dolarlık devlet iç borçlanma senedi aldı. 7 aydaki toplam 2 milyar ama bu tutarın 1.3 milyarının yalnızca Aralık'ta geldiğini de vurgulamak gerek. Gerçekte yurt dışında yerleşikler mi getiriyor yoksa klasik ifadeyle bıyıklı yabancı denilen yurt içinde yerleşikler daha önce dışarı çıkarmış oldukları paralarla mı alım yapıyor ya da aslında iç borçlanma senedi satışı olmuyor da bir şekilde oluyor gibi mi gösteriliyor? Artık bu detayları tam bilmek mümkün değil ama bu yıl iyi para geldi. En azından geçen yıla göre iyi para geldi. Bu yıl 5 Temmuz'a kadar olan dönemdeki DIBS alışı 9.6 milyar doları buldu. Bu tutarında 6.6 milyar doları yalnızca Mayıs ayında gelen paradan oluşuyor. Bu faiz bu para hiçbir şey sayılır aslında, ama rezerv kasasının dibini sıyırmak durumunda kalınan günler yaşandığı düşünülürse yaklaşık 10 milyar dolar'ı para. Eleştirileri biliyorum, hatta duyuyorum. Dolar bazında bu kadar faiz veriyoruz, ülke kaynakları çarçur ediliyor vesaire. Vesaire. Önerisi olan ne yapmalı yani? 33 lira dolayında bulunan doların 43'e, 53'e çıkmasına göz mü yummalı ya da bunun için çaba mı göstermeli? O zaman yurt dışından gelenlere böyle yüksek bir faiz ödemek söz konusu olmaz, doğru. Zaten kurun yükselme ilimine girmesiyle birlikte gelmiş olanlar da anında çıkı verir. Bundan daha önemlisi, yurt içinde dövizden TL'ye dönmüş olanlar hemen yeniden dövize yönelir. Önerilen bu mu, çare bu mu? Döviz kaç zamandır neredeyse yatay gittiği halde enflasyonla mücadelede başarı sağlamaktan çok uzak olan Türkiye, bir de kuru artsaydı neler yaşardı acaba? Hisse senedine gelmiyorlar bile. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasından ise uzak durmayı tercih ediyor. Hatta geçen yılın son 7 ayındaki duruma göre çok daha olumsuz bir tablo var. Geçen yıl Haziran-Aralık döneminde 2.9 milyar dolarlık net giriş gerçekleşmişken bu yıl 5 Temmuz'a kadar olan dönemde net 1.2 milyar dolarlık net çıkış oldu. Ama dipsteki gibi geçen yıl son 7 aydaki girişin yarıdan fazlası 1.5 milyar doları Aralık ayında yaşandı gerek devlet iç borçlanma senedi, gerekse hisse senedine ilişkin tutarların fiyat hareketleri ile kur değişiminden arındırılmış net tutarları gösterdiğini belirtmek isterim.